Yıl milattan önce 25. Roma İmparatorluğu'nun sınırları Orta Asya'ya kadar uzanmaktadır. İmparator Augustus doğudaki vilayetlerde haberleşme ağı ve garnizonlar kurdu. Bu bölgelerden biri de günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içinde kalan Pisidya'dır. Batı Toros Dağları arasında yer alan bölgenin önemli şehirlerinden Sagalassos, M.Ö. 3. yüzyılda Büyük İskender'in haleflerinden biri tarafından Helenleştirilmişti. Roma İmparatorluğu zamanında ise Sagalassos 300 yıl boyunca en parlak ve zengin dönemini yaşamıştır. Bu zenginlik Bizans İmparatorluğu zamanına kadar devam etmiştir. Milattan sonra 6. yüzyılda baş gösteren veba salgını şehrin nüfusunu azaltmıştır. 7. yüzyılın ortalarında meydana gelen bir depremle şehir yerle bir olmuştur. Su ve diğer önemli kaynakları yok olan halk şehri terk etmek zorunda kalmıştır. Gelecek nesillerle birlikte Sagalassos'un hatırası hafızalarda silikleşmiş ve sonunda da silinmiştir. Antik zamanlarda Pisidya, batı ve kuzeye doğru Frigya, doğuya doğru Likonya ve güneye doğru da Likya ve Pamfilya ile çevriliydi. Sagalassos antik kent alanının tekrar keşfedilmesi ancak 1706 yılında Kral 14. Louis tarafından gönderilen Fransız kaşif Paul Luca'nın bölgeyi ziyaretinde karşılaştığı kalıntıları eski kale kalıntıları olarak tanımlamasıyla mümkün olmuştur. Bir yüzyıldan daha fazla bir süre sonra 1824 yılında İngiliz papaz Francis Arundel üzerinde Sagalassos kelimesi geçen bir yazıt bulmuştur. Papaz bu kelimeyi burada bulunan eski şehrin adı olarak tanımlamıştır. Böylece şehir tamamıyla unutulmaktan kurtulmuştur. 19. yüzyılın sonunda Polonyalı Kont Karl Lankoronski alanın ilk haritasını çizdirtmiştir. 1982 yılında İngiliz arkeolog Mitchell, Pisidya'da bulunan tüm yeryüzü kalıntılarını tetkik etmeye yönelik iddialı bir program olan Pisidya Keşif Projesi'ni düzenlemiştir. Belçikalı bir arkeolog olan Mark Walkins bu programın Anglo-Sakson olmayan tek üyesidir. Sagalassos'a vardığı zaman buranın potansiyelinin büyüklüğünü ivedilikle algıladı. Burası daha önce yağmalanmamış ve arkeologlarca kazı yapılmamış bir kazı alanıydı. Mark Walkins ileride bu kazı alanına dönerek bu antik metropolü güncel yöntemlerle araştırmaya karar vermişti. Bu noktada bu projenin ne boyutlara ulaşabileceği hakkında kendisinin de bir fikri bulunmamaktaydı. 1992 yılında arkeologlar şehrin asıl merkezi olan Yukarı Agora'da kazılara başladılar. 3000 metrekarelik alana sahip olan Agora büyük bir ihtimalle M.Ö. 2. yüzyılın başında inşa edilmiş olup Roma İmparatorluğu zamanında değiştirilip genişletilmiştir. Halk Konseyi'nin toplandığı bu kamusal alan heykeller ve anıtlarla zengin bir biçimde dekore edilmişti. Kuzey duvarı boyunca anıtsal bir çeşmenin kalıntıları ortaya çıkarılmaktadır. Arkeologlar yavaş yavaş bazı büyük heykellerin parçalarını gün yüzüne çıkarmaktalar. Birkaç ton ağırlığında olan heykeller çeşmenin edikulalarını ve arka duvarında bulunan nişleri süslüyordu. Bütün heykel parçaları kazı evine nakledilmektedir. Nakil işleminden sonra ise titiz bir restorasyon çalışması başlamaktadır. Parçalar kuvvetli bir yapıştırıcıyla birbirine yapıştırıldıktan sonra çatlak bölgeler özel bir şey yardımıyla maskelenmektedir. Heykeller daha sonra günümüzde bölgenin önde gelen şehri olan Burdur'da bulunan Burdur Müzesi'nde sergilenmektedir.
3 metre yüksekliğinde olan bir Dionysos heykeli, çeşmenin en doğu kısmında yer alan Edikula'da bulunuyordu. Çeşmenin nişlerini süsleyen heykeller arasında en iyi korunmuş olanı şüphesiz Tanrıça Nemesis için yapılmış olanıdır. Diğerinden daha ufak boyutta olan ikinci bir Dionysos heykeli ise çeşmenin en batı kısmındaki Edikula'da yer alarak simetri yaratmaktadır. Burdur Müzesi'nin yarıdan çoğu Sagalassos kalıntılarına adanmıştır. Ziyaretçiler, Helenistik zamandan Bizans zamanına kadar günlük hayatta yer alan birçok eşyayı hayranlıkla incelemektedir. Şehrin güney ucunda bulunan yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda bir cadde, şehrin ticari merkezine bağlantı sağlamaktaydı. Caddenin bir ucunda bulunan 28 basamaklı merdiven, aşağı agora'ya bağlanmaktaydı. Şehrin güney girişinden başlayan caddenin iki tarafı, İyon düzeninde inşa edilmiş portikolarla donatılmıştı. Milattan sonra 1. yüzyılın başında İmparator Tiberius zamanında merdivenlerin başına anıtsal bir kapıdır. Bu kapı 518 yılında meydana gelen bir deprem sonrasında onarılarak değişikliğe uğramıştır. Yukarı Agora'nın kuzey duvarında yeni bir tünel gün ışığına çıkarılmıştır. Varlığı Helenistik döneme uzansa da Bizans İmparatorluğu zamanına tarihlenebilen kemik buluntuları, buranın o zamanlarda da kullanıldığı fikrini güçlendirmektedir. Bu tünelin şehir halkının bir saldırıya uğraması anında, saldırganları arkadan vurmayı sağlayacak bir gizli geçit görevi görmüş olması kuvvetle muhtemeldir. Kazılar yukarı agora'nın batı tarafında devam etmektedir. Meydanı süsleyen portiko, Bizans İmparatorluğu zamanında dükkan ve atölyeler olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu zamanda agora politik rolünü kaybetmiştir. Yukarı Agora'da bulunan anıtsal çeşmeyi restore eden ekip, 2000 yılında çeşmenin üst kısmını yerde tekrar bir araya getirmeyi başarmıştır. Anıt, Medusa başlarıyla bezenmiş olan göz alıcı frizlerle süslenmiştir. Restorasyon projesinin amacı, büyük bir deprem sonucunda tamamen yıkılmış olan anıtsal çeşmeyi, kırılıp paramparça olmuş özgün elemanlarını onararak, mümkün olduğunca yeniden ayağa kaldırmak ve halen mevcut olan su kaynağını kullanıp suyu eski aktığı şelaleden akıtarak çeşmeye antik fonksiyonunu tekrar kazandırmaktır. Bunun çok zorlu bir çalışma olacağı şüphe götürmez bir gerçektir. Milattan sonra 161 ile 180 yılları arasında antik kentin politik merkezi olan Yukarı Agora'ya sosyal ve estetik bir bütünlük kazandırmak amacıyla inşa edilmiş olan Antoninler Çeşmesi, yaklaşık 30 metre boyunda ve 10 metre yüksekliğindedir. ...1998 yılında başlayan restorasyon projesinin ilk aşamasında mevcut bütün kırık parçalar birleştirilerek strüktürel bütünlük kazanmış bloklar haline getirilmiş, yapılan mimari çalışmalar ve blokların yerde ve binada denenmesi sonucunda blokların özgün yerleri anlaşılmış, böylelikle yapının kesin planı oluşturulmuştur. 2000 yılı sonunda tamamlanan bu ilk aşamada yaklaşık 3500 parça kırık taş,
epoksi reçinesi ve fiberglass gergi çubuklarıyla birleştirilerek 400 adet blok haline getirildi. Mümkün olduğunca az müdahaleyle gerçekleştirilen yapı taşlarının restorasyonu sonucunda yapıya ait elemanların yaklaşık %80'ini mevcut olduğu anlaşılmıştır. Projenin ikinci aşamasında yapının eksik kısımlarının yontulacak yeni taşlarla tamamlanması ve özgün taşların yeni eklerle birlikte denenmesi sonucunda yapının yeniden ayağa kaldırılması planlanıyor. Blokların eksik kısımları antik dönemde heykel kopyalama işleminde kullanılan pantograf aletinin yardımıyla hazırlanan eklerle tamamlanmakta, tamamen eksik olan blokların yerlerine ise yeni yontulmuş taş bloklar kullanılmaktadır. Özgün taş türlerine benzeyen yeni taşların yontulmasıyla gerçekleştirilen tamamlama işlemlerine, Kapadokya'dan gelen taş ustalarının da katılımıyla 2001 yılında başlandı. Özgün parçalarla yeni hazırlanan parçaları birbirinden ayırt edebilmek için yeni parçaların süslemeleri daha basitleştirilmiş bir tarzda yontulmaktadır. Binanın dengesini sağlamak için her yeni parçanın ayarlanması büyük önem taşımaktadır. Binanın 16 kolonunun yerlerine yerleştirilmesinden sonra çalışmalar Korint sütun başlıklarının eksik parçalarının tamamlanmasıyla devam etmektedir. Heykeltıraş Eva Löpla ve Sinan İlhan bu son işi büyük bir heyecanla yerine getirmekteler. Sütun başlarındaki bazı eksik parçaların yerine konulacak ekler, pantograf aletiyle hazırlanıp, daha sonra özgün sütun başlarına epoksi reçine ve fiberglass çubuklarla birleştirilmektedir. Başından beri mimari restorasyon uzmanı Semih Ercan'ın yönetimi altında yürütülen restorasyon çalışmaları 2005 yılında Aygaz'ın sponsorluk desteğiyle ivme kazanarak devam etmiştir. Birçok parçası kayıp olan binanın ikinci kemeri ise yeni yontulmuş kemer taşlarının kullanılmasıyla yeniden ayağa kaldırılmıştır. Son dekoratif yontma işlemleri yerinde yapılmaktadır. Bu son derece beceri isteyen zorlu bir görevdir. Yavaş yavaş şekle bürünmektedir. Her blok dikkatlice yerleştirilmelidir. Bu da birçok deneme ve bazen de taşın tam oturması için tekrar yontulma işlemini içerir.
2005 sezonunda çalışmalar, suyun aktığı yer olan yapının orta nişinin iki tarafında yer alan edikulalarda yoğunlaşmıştır. Bilgisayar teknolojisi sayesinde binanın nasıl göründüğünü ve ileride nasıl görünecek olduğunu sanal olarak belirleyebiliriz. İmparator Marcus Aurelius zamanında yaptırılan bu büyük çeşme şüphesiz Sagalassos'un en renkli ve görkemli binalarından biriydi. Antoniler Çeşmesi'nin tekrar ayağa kaldırılması, Sagalassos'un Torosların gerçek incisi olma konumunu pekiştirecek ve gelecek nesillerin gurur kaynağı olacaktır.